Saygıdeğer arkadaşlarım, bu Tayyipçiler daha önce de tekrar tekrar belirttiğimiz gibi 31 Mart seçimleri sonrasında yaşadığı hezimetten sonra din alıp satmaya olanca hızıyla devam ediyor. Dedi ki meczuplar, yarattığımız ekonomik yıkımdan dolayı uyanmaya başladılar. Bunların uyanmasını engellemek için Muaviye Yezid dininin afyonunu daha fazla bunlara vermek gerekir. Ancak öyle uyutup peşimize takabiliriz. Allah'la aldatıp yörüngemizde tutabiliriz. Bu zavallı, cahil koyun sürüsü dedi arkadaşlar. İşte bu amaçla geçenlerde ilkokullara varıncaya kadar Kur'an kursları açmaya başlamışlardı arkadaşlar, biliyorsunuz. Yani küçücük yavrularımızı zehirlemeye girişmişlerdi. Şimdi de üniversitelere el attılar arkadaşlar. Bu elimdeki gazete 18 Ekim Cuma günü, yani 2 gün öncesinin Sözcü gazetesi. Tarikat ve cemaatler eğitimin her alanına el attı. Üniversitelere de molla giriyor. Yılmaz Büyükerşen'in dünya kenti yaptığı Eskişehir'de mollalar konferans verecek. Konuşmacılardan biri de Nurettin Yıldız. Türkiye'deki üniversitelerin kapısı Atatürk, Cumhuriyet ve laiklik karşıtı tarikat ve cemaatlere açıldı. 6 yaşında çocukla evlenilebilir diyen Nurettin Yıldız'ın başı çektiği konferanslar serisi için Eskişehir hedef seçildi. Eski Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bir dünya kenti haline getirdiği, kültür abideleri diktiği Eskişehir'de 2 yıl önce kamu yararına dernek kabul edilerek vergiden muaf tutulan Yedi Başak Derneği, Umut Eskişehir adı altında 19-20 Ekim'de Anadolu Üniversitesi ve 26-27 Ekim'de Osman Gazi Üniversitesi'nde 2 ayrı konferans verecek. Nurettin Yıldız'ın yanı sıra konuşmacı olarak Cumhuriyet düşmanı Mustafa Armağan, Atatürk'e alenen hakaretten 1 yıl 3 ay hapis cezası almıştı. Konferanslara Molla Abdullah Yıldız, Halis Aydemir, Fatih Sultan Semiz, Hüseyin Gökal, Gıyasettin Karatepe, Kerim Buladı, Ramazan Kayan, Mustafa Armağan, Melikşah Sezen ve Teymullah gibi isimler katılacak. Bunların alayı orta çağcı, kafayı yakmış din mezupları arkadaşlar. Bunların Taliban mollalarından zerrece bir farkı yok. Bunlar kaşar. Asılı Kuvayi Milliye, Mustafa Kemal İnönü ve laik cumhuriyet düşmanı arkadaşlar. Türk'ün ve Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin en ağırlı düşmanı bunlar. Aynen Fesli Deli Kadir gibi. Aynen Mustafa Sabri gibi. Kuvayi Milliyeci, atalarımız hakkında idam fetvaları yayımlayan Dürrüzade Abdullah gibi arkadaşlar. Bunların hepsi bizim varlığımıza düşman. Yılan gibiler bunlar. Konuşmacı mollaların söylemleri tepki çekiyor. Yedi Başak Derneği Başkanı Mustafa Bulut,
Hüdapar ile yakın ilişki içinde. Yani Hüdapar'la kanki arkadaşlar. Yani bunlar da atlarını masum kelimelerden, kavramlardan, ifadelerden seçerler. Şunlara bakın, Yedi Başak Derneği. Ulan siz sağlıklı olan, namuslu olan, faydalı olan her şeye düşmansınız. Akrepler, engerekler bile sizden daha az zehirli yahu. Sizden daha az ahulu. Nurettin Yıldız, İslami evlilik için yaş haddi yoktur. Bakın, 6 yaşında çocuklarla bile, yavrularımızla bile evlenilebilir diyen bir din sapkını bu arkadaşlar. İnsanlık düşmanı. Bir leş. Asansörde halvet olabilir. Çalışan kadın boğuşa hazırlık yapan sürece destek oluyor diyor. Evet arkadaşlar, bu Nurettin Yıldız. Yani çalışan kadınlarımızın tamamına dil uzatıyor bu ahlaksız, namussuz, aşağılık leş. Ne olacakmış? Kadınlar eve, yatak odasıyla mutfak arasına hapsedilecekmiş arkadaşlar. Erkeğin uçkur istekleri dahil her türlü isteğine hizmet edecekmiş. Çocuk doğuracakmış sadece. Başkaca bir işlevi yokmuş kadının arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bunlar ülkemizi 1400 yıl öncesinin Medine köleci toplumunun kokmuş karanlıklar düzeni içine sürüklemek istiyorlar. Mustafa Armağan, Atatürk'ün manevi kızı Afet İnan için nikahsız first lady demişti. Aşağılık namussuza bakın arkadaşlar. Şerefsiz leşe bakın. Mustafa Kemal'e de, manevi kızına da nasıl aşağılık bir şekilde dil uzatıyor değil mi? Bunlarda ahlak, vicdan, namus, insani değer zerre miktarda bulamazsınız arkadaşlar. Çürümüş bunlar birer insan sefaleti. Teymullah ise, İlahi, bize bırakırsan bir asır daha sürer bu zulüm. Görünmez ordularınla helak eyle bunları dedi. Yani bu laik düzenin yıkılması bize bırakırsan bir asır daha sürer diyor. Tüm bu laiklik savunucularını Kuvayi Milliye ve Cumhuriyet savunucularını görünmez ordularınla helak eylesen diyor. Yani kendilerinden başka, kendilerinden yana olmayan herkesin yok edilmesini, katledilmesini, imha edilmesini savunuyor arkadaşlar bunlar. Alayının inancı ve hedefi bu. Tayyipkiller dahil. Peki bu İlahinin, Allah'ın görünmez orduları 90'dan bu yana Orta Doğu'da 10 milyon Müslümanın canını alan batılı kafir emperyalistleri neye bir şey yapmıyor? Niye onların kılına dokunamıyor? İşte en son Filistin'de, Gazze'de, Hamas'ın egemen olduğu bölgede 50 bine yaklaşan aynen sizin gibi aynı kafada olan Hamas tarafından yönetilen
Bölgede kadın, çocuk, hamile, genç, ihtiyar Müslümanı katletti. Allah'ın gizli orduları nerede, ne iş yapıyor? Siyonist İsrail'e neye bir şey yapmıyor? Onun katliamlarını seyrediyor. Hiç düşünmez misiniz bunları? Düşünmezler. Kafa yanık çünkü bunların alayında. Bir bilgisayarda nasıl anakart yanmışsa ve o bilgisayar hiçbir işlev yapmazsa bunların kafası da aynen o şekilde yanmış arkadaşlar. Zihin diye bir şey kullanmaz bunlar. Bunları iflah etmek ancak toprağın harcı olabilir. Başka türlü iflah olmazlar. Hamas'ın liderleri İsmail Haniye, Yahya Sinwar, sizin gibi de değildi onlar. Gerçek anlamda İslam'a inanıyorlardı ve Siyonist İsrail'e karşı cihat yapıyorlardı. Bunları birini İran'da kaldığı odada, Yahya Sinwar'ı ise Mısır'ın yakınındaki Refah sınır kentinde önce yaraladı, sonra sığındığı yıkıntılar halindeki harabeye dönmüş apartmanın odasında drone'la yerini belirledi ve açtığı ateşte kafasını parçalayarak katletti. Niye Allah'ın gizli orduları bir şey yapmadı bu Siyonist İsrail'e? Bunları sorgulayamaz bunlar arkadaşlar. Kafa gitmiş, vicdan gitmiş, ahlak gitmiş, namus gitmiş, insani tüm değerler gitmiş, vatana dair bütün değerler gitmiş bunlarda. Dediğimiz gibi bunlardan, kötülükten başka hiçbir şey gelmez halkımıza, milletimize arkadaşlar. Ama bunları üniversitelerimize, ilkokullarımıza salan kim? Kaçak ve de haram sarayda oturan Potamyalı Yezid ve onun avanesi arkadaşlar. Hepsi aynı kafada çünkü bunların. Aynı yolun yolcusu. Hepsinin hedefi 1400 yıl öncesinin Mekke'sinin köleci toplumunun kokmuş karanlıklarına ülkemizi sürükleyebilmek ve orada hapsedebilmek. Bunlara inanan insanlarımıza, halkımıza sesleniyoruz. Yahu 500 yıldan bu yana İslam alemi bir tek teknik buluşa imza atmadı ya. Hiç sorgulamayacak mısınız bunu? Atmaz. Çünkü Batı alemi protestanlıkla, deizme, ateizme yöneldi. Zihnini işletmeye başladı. Katolikliğin zihnine vurduğu prangaları söküp attı. İşte o sebeple doğanın ve toplumun sırlarını, kanunlarını keşfedip onu teknolojiye dönüştürdü ve modern Batı teknolojisini ortaya koydu arkadaşlar. Ama İslam dünyasına yaptı. Gittikçe orta çağın karanlıklarına doğru, 1400 yıl öncesine doğru yol aldı. Böyle olunca tabii ne doğayı kavrayabildi, ne toplumu kavrayabildi. Yarın arkozlu insanlar gibi dolaşır hale geldi İslam aleminin mensupları, Müslümanlar arkadaşlar.
Osmanlı da işte bu yüzden battı. Batı giderek teknolojiyi geliştirip modern kapitalizme ulaşırken Osmanlı gittikçe derebeyleşmenin batağına saplandı. Din elden gidiyor diyerek aynen bugün olduğu gibi gittikçe Medine'nin köleci toplumunun örfüne saplandı. Böyle olunca da ne çağı okuyabildi, ne doğayı okuyabildi, ne toplumu okuyabildi. Demek ki hep söylediğimiz gibi doğada ve toplumda olup bitenlere dair doğaüstü herhangi bir gücün, Rabbin, Allah'ın, Tanrı'nın, Ahura Mazda'nın ve benzeri doğaüstü herhangi bir gücün olumlu ya da olumsuz yönde zerre miktarda olsun bir etkisi söz konusu değildir arkadaşlar. Yoktur. Ama bu meczuplar ülkemizi gittikçe orta çağa sürüklemek istiyorlar. Aynen Taliban Afganistan'ı gibi meczuplardan yerleşik bir ortaçağcı faşist din devleti kurmak istiyorlar. Amaçları bu. Bunların hepsi anayasa ve kanunlar dışı arkadaşlar. Bu uygulamaya izin verenler, yaptıranlar hepsi anayasa ve kanunlar dışına düşmüş mücrimler topluluğudur arkadaşlar. Bunların anayasayı ihlalden alayının başta Tayyip gelmek üzere yargılanıp ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması gerekir. Ama yargı da bunların eline geçti. Kaçak sarayın bir hukuk bürosuna dönüştürüldü ve onun da ötesinde kaçak sarayın bir operasyon enstrümanına, silahına dönüştürüldü arkadaşlar. Adalet dağıtır olmaktan çıktı. Adaleti ortadan kaldırıcı bir zulüm aracına dönüştü yargıda. Eğitimi de işte bu hale getirmek istiyorlar arkadaşlar. Anadolu Üniversitesi benim en beğendiğim üniversitelerden biriydi. Saygıdeğer bilim insanı Yılmaz Büyükerşen Hoca kurucu rektörlüğünü yaptı bu üniversitenin. Ve hep en saygın, en layık, en aklı başında, en çalışkan bilim insanlarını getirdi Türkiye'nin o üniversitenin kuruluşu aşamasında. İstanbul Üniversitesi'nde benim psikoloji hocam, namuslu, çalışkan, gerçek bir halk dostu olan Sabri Özbaydar hocamızı da götürdü. Anadolu Üniversitesi'nin psikoloji bölümünü onun rehberliğinde kurdurdu arkadaşlar. Biz eğitim gördüğümüz yıllarda 67-71 yıllar arasında doçentti Sabri Özbaydar hocamız. Orada psikoloji bölümünü kurdu ve çok sağlıklı bir şekilde işler hale getirdi. Diğer bütün bölümleri de aynı şekildeydi arkadaşlar. Biliyorsunuz televizyonlardan eğitim programları yayınlanırdı o yıllarda. İnanın ben İngilizce, ekonomi, tarih, psikoloji bölümlerini, matematik bölümlerini zevkle izlerdim. Keşke zamanım olsa da bu yayınların hepsini izlesem derdim. İnanın izleyince öylesine açık, net, anlaşılır şekilde anlatırdı ki oradaki hocalar,
%100 kavrardınız anlatılan konuyu arkadaşlar. %1 bile telef olmazdı, boşa gitmezdi. Tamamını kavrardınız. O kadar zevkli anlatılırdı konular. Böylesine önemli bir üniversiteydi Anadolu Üniversitesi. Sonradan Osman Gazi Üniversitesi kuruldu. Onun hakkında sağlıklı, güvenilir bir bilgiye sahip değilim şu anda arkadaşlar. Ama işte buraları da çökertmek istiyor Tayyip Diller. Nasıl benim okuduğum İstanbul Üniversitesi'ni çökertmişlerse, nasıl Hacettepe Üniversitesi gibi bir üniversiteyi çökertmişlerse, Kaçak Saray'ın emri altına, buyruğu altına almışlarsa, Anadolu Üniversitesi'ni de çökertmek istiyorlar arkadaşlar. Oraya da saldırılarını başlatmışlar. Bunlara biz ne dedik arkadaşlar? Çürütücüler. Çürütücüler diye büyük boy ders kitabı ebadında yüzlerce sayfadan oluşan bir kitap yazdık arkadaşlar. Bunlar nereye uzanırlarsa, nereye el atarlarsa orayı çürütürler. Aynen metastaz yapmış kanser hücreleri gibidir bunlar. Bu hainler haini iktidar 31 Mart seçimleri sonrasında ağır bir hezimet yaşamış ve iktidarın şefi Potamyalı Yezid Krokya duruma düşmüştü. Ama ne yazık ki yeni CHP'nin tipi tip denen yeni genel başkanı Özgür Özel paçavrası normalleşme, tarafsızlaşma palavralarıyla bunun önüne gitti, Kaçak Sarayı'na gitti, diz çöktü orada. Buna yeniden kan ve can verdi. Bu yeniden ayağa kalktı ve saldırıya geçti. Şimdi yeniden gündemi belirler hale geldi ve Türkiye'yi kaldığı yerden 1400 yıl öncesinin karanlıklarına doğru sürüklemeye başladı arkadaşlar. Tabii bu hain aynı zamanda BOP'un da kendinin övünerek ekranlarda, meydanlarda söylediği gibi eş başkanı. Türkiye'nin üçe bölünmesinin de içimizdeki en önde gelen hainlerinden biri bu arkadaşlar. Türkiye'nin parçalanması da bunun işine gelir, bunu sevindirir. Daha önce de söylediğimiz gibi Türkiye ve Türk milletine bu hain Yunan devletinin yöneticileri gibi, Ermenistan'ın yöneticileri gibi aynı oranda düşman arkadaşlar. Ülkemizin parçalanıp yok olması sevindirir bunu. Bayram ettirir bunlara. Saygıdeğer halkımız, hep aynı şeyi talep ediyoruz senden. Tek bir şey istiyoruz, anlaşılmak. Kalın sağlıcakla.